Para programıyla karşınızdayız. Her pazartesi olduğu gibi değerli bir ismi ağırlıyoruz. Blockchain and kripto para eğitmeni Devrim Danyal bizimle beraber. Devrim Bey hoş geldiniz yayınımıza. Sevgili Eren, merhaba. Şimdi kripto paralara baktığımız zaman bir coşkuyla başladık yeni haftaya. 40 bin doların üzerindeki seyir var ki 19 ay sonra yanılmıyorsam ilk kez bu seviyeler aşıldı. Yani bir seneyi aşkın bir süredir ilk defa hani bu seviyelerde karşımıza çıkan bir durum var ve genel olarak hani ETF fiyatlamaları, oradaki iyimserlik, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde SEC artık 10 Ocağı kadar kesin kararını vermek zorunda ve iyi bir karar çıkacak beklentisi. Bu fiyatlanıyor ama tabii ki eminim hani bizi izleyenler de şunu sormamı istiyordur. Bu yükselişin devamı gelir mi? Öncelikle yüzler gülüyor. Bir onun keyfini çıkarsın. Evet. Herkes çok uzun zamandır beklendi. Belirttiğiniz gibi 70 binlerden geçtiğimiz Nisan ayında 40 bin civarlarındaydı 2022 itibariyle. Sonrasında özellikle Terra Luna'nın bir darbesiyle diyelim. Gene evet. Bu ekosistem 3,5 trilyon dolar civarından 2 trilyon kayıpla 1 trilyonlara ulaşmıştı. Bugün gene bir psikolojik sınır olan hem 40 bin doları aşmış oldu hem de piyasa hacmi bazında da toplamda 1,5 trilyon doları geçen bir yapı görmeye başlıyoruz. Sorunuz çok önemli tabii ki. Herkesin eğlenme ve keyfini çıkardıktan sonraki süreçte nereye kadar devam edecek ya da ilerleyecek mi? Şu anda en azından geçmişteki süreçlere baktığımız zaman bir elimizde neler var artı evet. Değer olarak onları masaya yatırırsak ne pozisyonda olacağını da 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliriz. Bunlardan bir tanesi demin belirtmiş olduğunuz gibi ETF'lerin artık sonuna geliniyor olması, karar süreci içerisinde artık ötelenecek bir yer kalmadı ve 2024 Ocağın 10 itibariyle de SEC bir karar vermek zorunda kalacak. Peki burada bir sözümüzü kesmek istiyorum. Şimdi yani diyelim ki zaten hani artık o onay gelecek ve hani bütün başvurulara pozitif yanıt verecek SEC diye bekleniyor. Ama hani bu süreç başladıktan sonra ki bazen revizeler geldiğine dair haberler vesaire de var. Hani şu anda işte istişareler devam ediyor. Hı-hı. Bir şekilde bir orta yol bulunacak. Ama acaba gerçekten de o beklenilen talep olacak mı bu fonlara? Ya olmazsa işte o zaman hani böyle bu kadar hızlı yükseliş bir anda tam tersine dönen bir tabloyu mu oluşturacak? Burada bu ETF'lerin tabii ki halihazırda sadece paradan para kazanma mantığıyla değil, arkasında ürün ve sistemler geliştirerek genişlemesi, o yelpazenin artı değeri bu şekilde elde etmesi bekleniyor. Ve burada da tamamen bireysellerin haricinde kurumsallar üretecekleri ürünlerle ve ortaya koyacakları yeni servis ve hizmetlerle birlikte bu ekosistemi geliştirecekler. Bir. İkincisi, belirtmiş olduğunuz tedirginliğin nedenine baktığımızda arka planda hep bugüne kadar altyapısında herhangi bir şeye bağlı olmadığı ve tamamen spekülatif, manipülatif bir sistem üzerine ilerlediği konuşuluyordu. Ancak bu şekilde bir regülasyon kavramıyla birlikte netleşirse ortam, ondan itibaren hem devletler bunun arkasında duruyormuş kararı ortaya çıkmış olacak, hem de insanlar birazcık daha bu limanı daha güvenli bulur hale gelmeye başlayacaklar. Yani kazan kazan olacak diyorsunuz. Evet. Burada tabii ki farklı açıdan bakanlar da var. Orada o eski volatiliteyi arayacak mıyız diyenler var. Çünkü konvansiyonel piyasa ekosistemi içerisinde bir regülasyon geldiği zaman nasıl orası daha stabil hale gelmeye başlarsa, bugüne kadar kripto paralar o süreçten hep böyle ayrılmıştı. Kendini daha riskli enstrüman olarak gösteriyordu. Piyasalar hep deriz ya, hani piyasalar böyle belirsizliği sevmez, oynaklık sevmez diye, aslında iyi bir şey değil mi böyle olması? Ama yoksa yatırımcının da genel getiri beklentisi içerisinde burada ciddi anlamda o yüksek volatilite bir anlam katıyordu. Ve diğer enstrümanlara göre birazcık daha bu tarafta artı değer kazanıyordu. Demin kalmış olduğumuz noktadan devam edersek, bu öncelikle Bitcoin ETF'leri artık %80 oranında sizin de belirtmiş olduğunuz gibi kabul edecek şekilde görülüyor. Ters olursa o zaman zaten tekrar toplanıp herkes bir ne oluyor durum değerlendirmesi yapıyor olacak, ama şu anki görünüm pozitif, bir negatiflik görünmüyor. Ardından bizim yarılanma süreçlerimiz var. Geçmişten hep örnek olarak vermiş olduğumuz, geçmişini bilmeyen geleceğini şekillendiremez. Evet. Birazcık o tarafa baktığımız zaman artık elimizde veri de olmaya başladı. Zira işte 2015-2016'larda sadece 1-2 yarılanma olmuşken, şimdi 2012-15-18 hep benzer şekilde grafikler ilerlemiş ve şu anda 2023'te de tam o grafiğin başında gibi görünüyoruz. Burada ne olmuş? Hep
hep benzer şekilde öncesinde bir düşüş, sonra bir yükseliş, bu yaralanmanın ardından da bu ekosistemde gene bir tap nokta görülmüş ve gene düşüşler, satış gelmeye başlamış. Şu anda bu satışların da gelmemesi amacıyla, yani ortamın daha stabil, o fiyatlarda kalabiliyor olması amacıyla, sadece demin de belirtmiş olduğumuz gibi paranın paradan kazanılıyor olma sürecinin haricinde arka tarafta artık sadece bir Bitcoin yok. Evet. Bizim özellikle Ethereum ve ardından gelen diğer blok zincirlerimizle birlikte bu kurgu yavaş yavaş ürün ya da hizmetlere evrilmeye başladı. Ve burada ne kadar fazla insanların ilgisini çekebilecek ve onu tabana yayabilecek bir noktaya evrilirse bu ekosistem, o zaman gelirler de sabitlenmeye ve orada sürekli olmaya başlayacak. Temel noktamız bu. Peki burada var mı böyle hani yeni ürün diyebileceğiniz, biraz daha hani hem o işte daha güvenli bir liman olabilir dediniz biraz önce, hem de biraz hani böyle ilgiyi artırabilecek, daha fazla kişiyi içine çekebilecek? Elbette. Şimdi 2009'da Bitcoin'i gündeme getirdikten sonra 2015'te Ethereum bize bu akıllı sözleşmeleri tanıştırmıştı. Evet. Ve ardından akıllı sözleşmelerle birlikte her sektör kendine ait farklı farklı çözümler ve yenilikler getirmeye başladı. Öncelikle bu central finance dediğimiz merkezi finans yapıları tamamen DeFi, yani decentralized finance'e kaymaya başladı ve orada bir hacim oluşmaya insanlar konvansiyonel dünyadaki enstrüman kavramını o tarafa evretmeye başladılar. Bu ilk görmüş olduğumuz Bitcoin'in haricinde, yani kripto paraların haricindeki bize bir finansal ekosistemin alternatif süreci devam ettirilebileceğini, merkeziyetsiz olarak devam ettirilebileceğini göstermiştim. Ardından biliyorsunuz en çok konuştuğumuz NFT'ler hayatımıza girmeye başladı. Evet. Ki bunlar kripto paraları bizim hayatımızda kripto varlıklara evrilmeye başladılar ve bu ekosistem içerisinde işte özellikle sanat kesimiyle başlayan ama sonrasında diğer bütün digital asset olarak nitelendirdiğimiz konvansiyonel dünya parçacıklarının hepsini özellikle bu kısımda kripto yapısı içerisine sokmaya başladı ve kripto paralar artık sadece değiş tokuş yapılan paralar değil, varlıklara da dönüşmeye başladı. Bundan sonraki sürecin içerisinde bunları birazcık daha ete kemiğe büründürdük ve Metaverse kavramını çıkarmıştık, evet, biliyorsunuz. Sonrasında da yapay zeka gündeme geldi ve yapay zekanın en önemli buradaki artı değeri de blok zincirin merkeziyetsizlik sistemi içerisinde besleneceği kaynakları da özellikle hem halka yaymaya başladı, işte bu yapay zeka modellemeleriyle birlikte, hem de arkasındaki şeffaflık ve güvenilirliği arttırmaya başladı. Şimdi bunların hepsini masaya koyduğumuzda da eskiden Bitcoin sadece Bitcoin'in parasal ya da yatırımsal değeri üzerinden bir algı içerisinde yer alırken şu anda o algı da genişlemeye başladı. Eskiden bunu nereden görüyoruz? Özellikle Bitcoin'in dominansının %80-90'larda olmuş olduğu bir dönemlerden bugün itibariyle işte en son rakam sabah itibariyle baktığımda %51-53 arasında değişen bir orandaydı ve tabii ki geçtiğimiz senelerde 20 bin olan altcoin'leri de atlamadan onları da dahil etmemiz lazım. Şu anda 30 bin civarına gelmeye başladılar. Bu arada bu hani onu bir açalım dilerseniz. Dominansın yükselmesi aslında altcoin'ler için olumsuz bir gelişme. Çünkü işte daha fazla Bitcoin'e, Ethereum'a gidiş oluyor. Ama tam tersi hani burada Bitcoin'in dominansının düşmesi aslında tüm ekosisteme, altcoin'lere yarayan bir gelişme, öyle değil mi? Bravo. Bu geçmişte de hep aynı şekilde olmuş. Bitcoin ağ babalığı yapıyor. Evet. Onlara bir abilik yaparak önden yolu açıyor. Arkasından da diğer altcoin'leri peşinden sürükler hale geliyor. Tabii ki burada artık kullanıcılar da bilinçlenmeye ve özellikle bizim çöp olarak nitelendirdiğimiz o ayrımı yapabilir hale gelmeye başladı. Bu kavramlar üzerinde de artık herkes daha sağlam adımlarla ilerliyor oluyor. Nasıl mesela? Yani biraz böyle bize bir iki böyle tip verebilir misiniz? Yani o ayrımı nasıl yapmak gerekiyor? Çünkü bir ara yani bundan iki sene önce işte Bitcoin 69 bin dolarla zirve yaptığında, o zaman hatırlayacaksınız yani o altcoin'lerin ucu bucağı yoktu. Herkesten başka bir isim duyuyordunuz ve gerçekten de ortalık yani tabiri caizse çok kirlenmişti. Şu anda hani biraz böyle elimine oldu ve daha steril bir sektör var, ekosistem var diyebilir miyiz? Ve tabii hani burada yine hani o çer çöpü nasıl ayıklayabiliriz? Öncelikle o dönemde bilgi azdı ve özellikle yapılan her şey bir vaatle sunuluyordu. Ve sunulan vaatler konvansiyonel dünyadaki regüle olan sistemlerden, bu tarafta regülasyon olmadığı için daha iştah açıcıydı. Ve o sistemin içerisinde de tabii ki siz de şansınızı dener halde bu işi yavaş yavaş girmeye başladınız. Ama sonrasında hem bilgi birikimi arttıkça, hem o dezenformasyon
deformasyon azalmaya başladıkça herkes birazcık daha bu işte bu şaka olmadığını, çünkü çok ciddi anlamda mağduriyetler, kayıplar yaşandığını da gördük. Olmayacak şeylerin olabileceği konusunda yapılan projelerin eninde sonunda yok olduğunu gördük. Ve kavram olarak bunları insanlar yavaş yavaş özümsemeye başladı. Yani hep bunu özellikle eğitimlerde de dile getiriyoruz. Nasıl takas döneminden altın dönemine geçerken o dönem böyle hani 3-5 senede olmamış, onlarca belki yüzlerce senede olmuş. Şu anda da böyle bir dönüşüm olduğu için insanların bilgi birikiminin artıyor olması gerekiyor. Bir, bunlar bireyler için. Tabii ki bireylerin haricinde de kurumlar işin içine girmeye başladıkça, özellikle bu demin belirtmiş olduğumuz ETF'in de bize orada en büyük sağlayacağı avantaj, bireyler hiçbir zaman Bitcoin'e dokunmayacaklar. Bizim şu anda bu işte hisse fonlu, hisse senetlerinden işte ya da diğer fon sepetlerinin içerisindeki o özellikle sepet yapılmış olan kavramlar bu sefer Bitcoin tarafında olmaya başlayacak ve siz oradaki o işte mesela bir Bitcoin'i saklamakla uğraşmayacaksınız. Tamam, belirli bir komisyon vereceksiniz ya da orada bu işi daha regülatif olan yapan bir kısımda yer alıyor olacaksınız. Ama daha aklınız ve kafanız bilinçli olarak güvende hissediyor olacak. O yüzden de bütün bunların hepsi temelde bize bir artı değer taşıyor. Özellikle tabii burada biz hep merkeziyetsizliği ve genişlemeyi konuşuyoruz. Buradaki en önemli rol modellerden bir tanesi de Michael Saylor'dı. MicroStrategy'nin eski diyelim CEO'su. Geçtiğimiz hafta gene 5300 civarın, pardon 16530 civarında bir Bitcoin aldı ve şu anda 175 bin Bitcoin civarına ulaşmış oldu. Yani balina olarak hani herkes de böyle gözünün önünde belirlemiş. Onun bir türlü hani inancı, yani en kötü zamanda da alıyor, en iyi zamanda da gerçekten hani inanılmaz bir hani sektörün öncülerinden diyebiliriz. Portföyünü 7 milyar dolara çıkardı ve henüz gerçekleşmemiş, yani kar rezervasyonu yapılmamış da 1.69 milyarlık bir artı değere ulaştığı düşünülüyor. Bu da hani inananların da ne kadar inandığına dair bir elimizde somut gösterge. Evet, şimdi böyle biraz iki sene önce kurumsal şirketler, işte bu büyük şirketler ilgi göstermeye başladıktan sonra geleneksel piyasalara daha paralel hareket etmeye başladığını görmüştük ve Nasdaq'la Bitcoin arasındaki korelasyon örneğin çok yüksek seviyelere çıkmıştı. Şu anda sanıyorum ki o kadar yüksek değil ama yine de hani şu anda bir piyasada küresel çapta Fed'in faiz indirimlerine dair fiyatlamalar devreye girdikçe piyasalardaki o risk iştahı artıyor. Risk iştahı artınca bunun kripto paralara da yansıdığını görüyoruz. Yani şu anda hem ETF beklentisi hem de Fed'in faiz indirimlerine gelecek yıl çok da böyle geç olmadan başlayabileceğine dair beklentilerle böyle iyimser bir hava oluşmuş durumda. Seneye bir de halving geliyor işte. Bununla beraber bütün bunları koyduğumuz zaman yeni bir zirve görme ihtimalimiz olur mu sizce 2024'te? Valla 20 binlerden 30 binlere ne zaman çıkar dediğimizi geçtiğimiz bir iki ay içerisinde hatırlıyoruz. Sonrasında 30 binden acaba 40 bin civarına gelir miyiz diye düşünüyorduk. Çünkü onlar artık psikolojik sınır haline gelmeye başladı. Şu anda hemen bu sabah 40 bini geçtiğimizde bizim kavramsal olarak 42 binler konuşulmaya başladı ki özellikle hani oranın da çok uzak olmadığı gene testlerle denenmiş oldu. Sonrasında işte 45 bin, 48 bin ve esas gene psikolojik sınır olan 50 bin civarı bizim hayatımızda ilerlediğimiz bir yola doğru bizi sürüklüyor. Burada ilk sorunuzu tekrar altını çizerek bir kere daha pekiştirmiş olalım. Düşme senaryoları olabilir mi? Elbette olabilir. Evet. Hani bu hiçbir zaman olmayacak denemez. O yüzden de temkinli olmakta fayda var. Sadece piyasa bazında bütün bunların hepsini yaparken elimizdeki o nedenlerin artılarını eksilerini doğru masaya yatırabilirsek eğer kavramsal olarak da kendimizi daha güvende hissediyor olacağız. Evet, dediğiniz gibi yani bir şekilde düşebilir, çıkabilir. Sonuçta piyasa ve piyasanın doğası bu. Ama hani hep konuşulanlardan bir tanesi altının yerine geçer mi? Altın bir hani güvenli liman sonuçta. Ve şimdi mesela biz Ekim'de biraz Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerle sonrasında da geçen ayda yine iyi performans gösterdi. Biraz Fed beklentilerinin devreye girmesiyle iki ay üst üste yükselişle kapattığını gördük ama benzer bir yükseliş hani Bitcoin'de de görülünce hani biri güvenli liman ama biri de riskli varlık olarak görülüyor. Dolayısıyla hani orada o benzetme neden yapıldı? Hani hep böyle yeni altın, işte dijital altın Bitcoin mi falan. Yani bunun hala olmasını ihtimal veriyor musunuz? Yani onun doğasında var mı Bitcoin'in bir güvenli liman olma?
Öncelikle altınla karşılaştırıyor olmasındaki en temel neden teknik olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü Bitcoin'in fiyatı bazında bir Bitcoin'i işte bir altınla karşılaştırdığınız zaman rakamsal bazda hiçbir zaman gidip bakkalda harcayamayacağınız küçük tutarlarda değil. Nasıl gidip de işte bir Cumhuriyet altını verip bana iki ekmek bir süt ver demiyorsak bakkal amca. Burada da aynı mantıkta Bitcoin'i o düzeyde kullanmadığımız için orayı bir teknik açıdan netleştirmekte fayda var. İkincisi kavramsal olarak her zaman bir güvenli liman dediğimiz bizim günlük hayatta harcadığımız rakam değil. Yani işte bankada tuttuğumuz yüksek rakamlar ya da altında biriktirmeye başladığımız, onu yatırım olarak telendirmediğimiz uzun soluklu kavramlar. O yüzden de Bitcoin burada bu ekosistemde ona karşılık gelir hale gelmeye başlıyor. Gene haberlere düşen bir gene konudan bahsedelim. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri bazlı borsanın Coinbase'in başkanı bir yaptığı açıklamada dedi ki bu sistem esasında doları da şey yapıyor, güçlendiriyor. Çünkü bu ekosistemin içerisinde herkes Bitcoin'i konuşurken karşısında doları konuşuyor. Mesela gene Amerikan Uzay Ajansı ile ilgili bir gene yetkilinin yapmış olduğu açıklamada dediler ki bu kavram bizim hayatımızda sadece Bitcoin'in para bazındaki değil, arkasındaki o proof of work dediğimiz yani blok zincir üzerindeki bizim ispat yöntemlerimiz diğer kendi alanlarımız içerisinde kullanılabilir. Savunma sanayinde, ticarette ya da diğer bütün olgular içerisinde. Şimdi bunların hepsi artık yavaş yavaş ülkelerin buna karşı çıkmak yerine onu birazcık da savunur hale getirmeye başladığını gösteriyor. Şimdi burada da onun nedeni şu, belki doların altın karşılığı olarak Bitcoin'le birazcık daha kıskançlığı söylenebilir. Zira Bitcoin'le altın gündeme gelirse o andan itibaren dolar belki saf dışı kalmasın diye Amerika Birleşik Devletleri'nde bu özellikle regülasyon süreci içerisinde yapmış olduğu adımlar var. Şunu da netleştirmek lazım. Herkesin tedirgin olduğu iki tane süreç daha vardı. Geçtiğimiz 2022'nin Kasım ayındaki FTX'in çöküşü. Evet. Oradaki Sam Bankman-Fried'ın ne olacağı belli değildi. Şu anda oradaki işte orada fonları bulunanlar, yatırımları bulunanların paralarının geri iade edileceği teyit edildi. Arkasından en son yine geçtiğimiz haftalarda 43 milyar dolarlık rekor bir cezayla Changpeng Zhao'nun yani namı değer CZ'nin bu ekosistemde Binance'la ilgili tedirginlikleri de bir şekilde kendi üstlenerek netleştirdiğini görüyoruz. Yani bu ikisi de bize bu ekosistemde bir oh dedirtmiş halde oldu. Evet. Bu arada siz Binance dediniz. Binance'ın yeni CEO'su Richard Tang'in bir konuşması var. Ben size çok teşekkür edeyim. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık diyeyim ve o haberle biz noktalayalım programımızı. Blockchain ve kripto para eğitmeni Devrim Danyal bizimle beraberdi. Kripto para borsası Binance'in yeni CEO'su Richard Tang Bloomberg'e konuştu. O haberle programımızı kapatalım. Yeniden görüşmek üzere.